Gezi olaylarındaki resmimi Akit Gazetesi'nin Mersin'deki temsilcisi aldı. Dağdaki sakine cansız Fransa'da öldürülen PKK terör örgütüne üye bir kadının resmini altı kadını yuvarlak içine aldı. Senin yanında yıkadığın bu değil mi dedi. Ve biz bununla ilgili bir suç duyurusunda bulunduk. Hala yargı elini oynatmadı. Bakın benim eşim çocuklarımın annesini bu haber sitesi böyle bir iftira attı. Hala yargı ifade bile almadı. Neden? Bu yargı neden? AK Parti'nin yargısı mı? Onları mı koruyor? Bugün kimseye yapılmasın bu. Ama AK Partili bir milletvekilinin eşine bakın kesinlikle yapılmasın. Yapsalar da lanetlerim. Yapılsaydı kaç saatte o kişi gözaltına alınırdı söyler misiniz bana? Ama benim eşimi sakine cansız öldürülen Fransa'da PKK terör örgütündeki işte iyi o kadınla o kadın mı diye bir yuvarlak içinde alıp resim paylaşacaksın. Benim eşim aslında ölüm tehditinde bulunuyor orada. Hala yargıda ses yok. Yargı bu hale gelmiştir. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde yargı bence %18'i bile çok. Bakın ben %3'lerde, 4'lerde bekliyorum. Çünkü Gezi davasındaki kararı veren kritik oy. Eğer o red yani başkan gibi düşünmeseydi 2'ye 1 beraat edecekti Osman Kavala. O hakim AKP'den milletvekili aday adayı olmuş. Ve onun eşi FETÖ soruşturmalarında itirafçı 160 kişinin ismini vermiş, 3 yıl tutuklu kalmış. Yargı neyine güveneceğiz biz? Evet. Bu yargıyı bu hale getirenler utansın. Mahmut Bey, bir ülkede yargıya güven %18 ise o ülkenin vatandaşları ne yaşıyordur? Yani o, yani buradan şöyle bir şey çıkıyor. Bugün Cumhur İttifakı paydaşlarının AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi'nin %30 civarlarında oy oranı olduğu düşünülürse seçmen de artık yani adalete güvenmemeye başlamış. Yani %18'in belki de önemli verdiği mesajlardan bir tanesi iktidarın seçmeni de adalete güvenmediği bir tablo ile karşı karşıyayız. Yani her anlamda bir toplumun refahını artırmaya yönelik, huzurunu artırmaya yönelik ne kadar argüman varsa çok hızlı bir şekilde irtifa kaybediyoruz her anlamda. Adalet de bunlardan bir tanesi. Hazreti Ali'nin ifade ettiği gibi devletin dini adalet sonuçta. Bu adalet olmadıktan sonra diğer program başından beri konuştuğumuz konuların aslında bir anlamı da kalmıyor. İlk önce burasının konuşulması gerekiyor, burasının tesis edilmesi gerekiyor. Ama bu ülke Rahip Brunson hadisesini yaşadı, Alman gazeteci Deniz Yücel hadisesini yaşadı, en son Kaşıkçı hadisesini yaşadı. Ha burada olan biteni hep beraber müşahede ettik ki en son birkaç hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı Silivri'de yatan Selahattin Demirtaş'ı İmralı'da yatan Öcalan'a şikayet etti. Silivri'deki hesabı İmralı'dakine vereceksin dedi. Yani bu ifadeyi nereden tutabilirsin? Yani ülkenin en zirvesinde bulunan insan adaleti cezaevinde bir yatan birinin başka bir cezaevinde yatana hesap vermesiyle bu topluma lanse ediyor. Her anlamda bir kokuşmuşluk, her anlamda bir çıkmaz söz konusu. Bugün adalet saraylarının kapısında yazan adalet mülkün temelidir ifadesi bir cümleden, bir sözden başka bir anlam ifade etmemeye çalıştı. 20 yıl içerisinde bu arkadaşlar lüks, büyük, ihtişamlı adalet sarayları yaparak adaleti tesis edeceklerini düşündüler ama edemediklerini maalesef görmüş olduk. Sistem kurmaktan ziyade kişilere yönelik hoşumuza gitmeyen uygulamalar yaptığında bakan görevden aldık. İstediğimiz kararlar verecek olan yeni bakanı oraya tayin etme durumunda kaldık. Ben istifa ile ayrılan adalet bakanları konuşacak olursa Türkiye'de çok daha Türkiye'ye önemli hizmetler yapacağı kanaatindeyim. Evet. İstifa eden adalet bakanlarına önemli bir görev düştüğünü düşünüyorum. Sayın Arıkan teşekkür ediyorum. Az vaktimiz kaldı ama ben Mersin'de Sayın Ali Mahir Başarır'ın seçim bölgesi ve memleketi. Orada bir teyzemizle dertleştiği bir an var. Mersin'deki teyzemizle dertleşmesini hazırsa arkadaşlar verelim. Onun üzerine konuşalım kısaca. Bunları köyden alıyoruz, getiriyoruz, atıyoruz. Ekmeğimizi kazanıyoruz, çayımızı, şekerimizi alıyoruz. Vatandaş değil, aç kalırız, aç durumdayız. Bu hale gelen biz ne olacak, ne yapacağız? Biz nasıl, kime vereceğiz oyumuzu? Ben onu tutuyorum. Evime varıyorum, yemek pişiremiyorum, aşımı bulamıyorum. Ne yapmam lazım abi? Ben bu dereceye koydum. Oğlum var, işsiz. Benim oğlum var.
kadar işsiz. Bu benim torunum. Okuyor ilerisine doğru ama okuyacak durumu yok. Arkadaşlarım onun bunun fitreleri, ihtiyaçları olanlara getiriyorum, biriktiriyorum. Çorum çocuğum var, onları doyuruyorum. Ben de burada ama itekleyip tıkılayıp geliyorum buraya. Ya cuma pazarından geliyorum. Ben ekmek de yapıp tatlıyorum. Başka bir çarem yok. Çalışa gidemem. Yörmeci değilim. Ama ekmeğimi yapıyorum. Onu pahalı alıyorum. Köyümde yalnız başıma yapıyorum. Bir iş yardım yapacak konu komşuda gelse emeğini istiyor. Onu da verecek durumum yok. Ellerine bak. Burada emek var. Emek var ama yok emeğim. Biz vatandaş değil miyiz? Aç kalıyoruz. Ne yapmamız gerekir diyor. Son iki dakikamız, süremizi aşmadan birer dakika değerlendirmede bulunursanız bunun üzerine çok sevinirim. Ali Mahir Bey buyurun. Tabii ben bir gün kendime gelemedim o diyalogdan sonra. Ben annemi o teyzemin yerine koydum. Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı da kendi ailesinin yerine bence milletvekilleri koysun. Empati yapan günah işlemez. Ben hep söylüyorum. Ben kendi annemin yerine koydum ve içim paramparça oldu. Ülkeyi bu hale getirenler bir parça utansın ve seçim kararı alsın. Gerçekten çok üzüldüm. Hak etmiyor. 70 küsur yaşındaki teyze torunlarını sevmek, onlarla oynamak, kucağında uyutması gerekirken yetiştirdiği ıspanağı, yaptığı ekmeği satmak zorunda kalıyor ve geçinemiyorum diyor. Ben dediğim gibi ben 24 saat kendime gelemedim. Şu anda izleyemedim o videoyu. Hala bakamıyorum. Şu anda çok kötü oldum. Ama bir parça bundan ders almaları gerekenler, üzülmesi gerekenler dediğim gibi 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler. Çünkü biz bu hale geldik. Haddinden fazla sefiliz. Sefalet içerisindeyiz. Mahmut Bey. Evet, ben de hakikaten üzülerek bu ekrandaki olayı izledik. Ama maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tip sahnelerle karşılaşıyoruz. Zaten yayınlanan yayınlardan aldığımız bilgilere göre Türkiye'de 2022 yılında 6 milyona yakın haneye sosyal yardımda bulunulmuş. Bugün Türkiye'de 24 milyon hane olduğunu düşündüğümüzde her dört haneden biri devletten sosyal yardım alıyor. Bu bile başlı başına 20 yıllık hükümetin ne kadar başarısız bir yönetim ortaya koyduğunun göstergesi olduğunu ben düşünüyorum. Gönül isterdi ki Türkiye'de hiçbir hane devletten sosyal yardım alma ihtiyacı hissetmesin. Kendi ihtiyaçlarını kendi kazanımlarıyla karşılayabilsin. Ama bugün yardıma muhtaç hane sayısının, insan sayısının her geçen gün arttığını üzülerek şahitlik ediyoruz. İnşallah yapılacak seçimlerde bu karamsar tabloların olmadığı bir Türkiye'ye hep beraber kavuşuruz diye ben ümit ediyorum. Sizlerin, sayın vekilimizin, bizi izleyenlerin bayramını bir kere daha tebrik ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başarır, Sayın Arıkan kadraja katıldığınız için iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler, iyi bayramlar efendim. Sayın seyirciler, az sonra ana haberde Can Coşkun sizlerle birlikte.